çeken var mı benim gibi? Şu dünyanın gam yükünü çeken Bize biraz bir şeyler çalar mısınız? Enteresan. Key tamiydi bu. Evet, key. Değil mi? Enteresan yaşıyor. Yani isminiz? Serkan. Serkan Kaygısız, evet. Bu enstrümanı çalmaya gitar çalarak mı başlıyor yoksa piyano? Evet. Aslında ikisi bir karışık yani, bir durum var yani. Karışık. Çok acayip. Rahmetli Barış Manço dönence galiba değil mi? Barış Manço da vardı. Ben daha öncesinde şeyde görmüştüm, Thomas Sanders Modern Talking'te. Modern Talking'te evet, evet. Onlarda da vardı. Evet. Oradan yani benim çocukluğumdan kalan bir Acun şeydi bu. Acun çok iyi bilir Modern Talking. Ne güzel. Öyledir evet. Ama onun hep böyle bir şeyi vardır çocukluktan. Kesinlikle. Özellikle o dönem özellikle. Duran hatta Duran Europe gibi. Ve diğerleri de bazen böyle kullanmışlar ama. Evet. Barış Manço da bir zamanda vardı. Kulağı evet. Hatta çalıyordu rahmetli. Ya o soundlar o kadar güzel ki o kesinlikle dönemin. Kesinlikle çok harika. İnanılmaz yani. Bayılırım ne iş yani. Yapıyorsun sen? Ben ses teknisyeniyim. Ses ışık sistemleri. Serkan nasıl buldun buradaki ses ışık sistemini? Buradaki ses ışık sistemi süper harika. Daha güzel yani, olabilir desene biz... birazcık şey olsun. Yok yok çok güzel güzel. Biz... Sonra dikkat et de mikrofonu kesilmesin. Dudak okumayalım. Karanlık, karanlıkta bırakıyorlar. Sesini ışıklar bozuldu. Aydın, aydın. Nerede yapıyorsun? İstanbul'da. İstanbul'da. Beyoğlu'nda kendi küçük bir teknik servisim var. Bir de hoparlör ve ses ışık sistemleri üreten bir firmada çalışıyorum. Satış temsilcisi olarak ve teknik destek veriyorum. Öyle değil. Süper. Serkan beraberiz artık bu saatten sonra. Evet. Bir tek ben döndüm. Evet, ya, teşekkür çok da mutlu oldum. Aralardaki kanıza oralı yoksa değil mi? Ses yorgun mu hep böyle mi nodül mü? Ses yorgun mu? Seste biraz yorgunluk var. Aha. Var. Havalar bir de, var. Yani motor kullanıyorum ben. Ha motor. Bol, bol. Ha motordan rüzgar. Rüzgar. Motorcuyu. Ve yaz kış kullanıyorum motoru yani. İşte. O çok evet. Gerçi kıyafetim, kaskım, her şeyim tamdır. Yani botuma sen de bir kadar kesinlikle. Chopper havası var ya. Chopper mı? Yok değil. Değil mi? Ne değil, motor ne? Değil. Sen şey diyorsun değil şey, mi? Scooter tarzı. Scooter, scooter mı? Allah Allah. Scooterlardan. Beyoğlu'nda çok chopper'lık bir durum değil. Kesinlikle yani bir de teknik destek için koşturduğum yerlere daha pratik bir kolay. Alet olması evet. Lazım. Düşünsene. Yani. Şehir içindeki trafikten. Teknik, evet. Tekniğe giderken chopper'la. Çok. Sen öyle bir şey git. Chopper'ın ismi oradan mı geliyor Yükhan? Çok. Oh. Acun sizi beraber baş başa bırakıyorum. Bugün bir açıldım. Arkadaşlar çok sağ ol. Ben kaçayım. Teşekkürler. Bana da bulaşacak diye korkuyorum oradan. En büyük derdim o benim çok, oradan. Çok oldu ama. Yıllarca bulaşmamış, şimdi bulaşmaz herhalde ama Arkan'a teşekkür ediyoruz. Çok bravo Arkan. Geçenizi yerine getirdi. Bizim muhabbet şöyle, yarışmacının chopper'ı da yok yani yanlış anlamda ama biz oradan buraya geldik. Ama scooter'la olarak... ilgili anım yok kusura bakma o yüzden şey yapamadım. Benim var bir tane anlatabilirim. Öyle çok mi? Kısa, anlat o zaman. Benzinliğe girdim ben. Tabii kıyafetlerim var ama cüzdanımı iç pantolonumun cebinde unutmuşum. Üstüne pantolon giyiyorum ya. Ödemeye gideceğim. Baktım üstümde yok.
Dedim bunu çıkartayım şuradan alayım yandan. Abi lütfen ya nakit ya kredi kartı olsun dedi. Pantolonu çıkarttı. Ben dedim ya nakit ya da kredi kartı olsun. Yani illa pantolonu çıkarttıracaksın dedin yani. Bizim Esat'la bir scooter anımız var. Esat'la scooter var, bende de racing. Bodrum'a gidiyoruz iki motor. Baktım ben buna gidemeyeceğim, ruhum daralıyor. Tabii tabii. Esat dedim 100. kilometreden sonraki ilk benzinle buluşalım. Bodrum boyunca her 100 kilometreden sonra ilk benzinle biz buluştuk. O tabii yavaş yavaş geliyor değil mi? Çekilir gibi değil mi? Yani. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Murat Boz'un takımındasın. Sağ olun. Hayırlı olsun.